Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza dannen nasu bid-dinari ve'd-dirhem. İnsanlar altın ve gümüşe, ki bu hadislerde geçen altın ve gümüş para idi o zaman. Para, tedavül, değiş tokuş vasıtasıydı. İnsanlar bir şey mal verecekler. Karşında mal alırlarsa trampa diyorlar buna, değiş tokuş. Ama mal verip de bir şey alırlarsa, malın dışında bir madde, buna para diyorlar. Ha, bunu bulmuşlar, en dayanıklı altın bulmuşlar insanlar. Para. Şimdi paranın yerini tutan ne? Lira, Türk lirası. Efendim Avrupa'da ne? Euro. Amerika'da ne? Dolar. Para. İşte onu söylüyor. İnsanlar altınla gümüşe cimrilik ettiklerinde, onlara taptıklarında, altın ve gümüş para onların nazarında çok değerli olduğunda, yani hayır yerlerine sarf etmiyor. Bana ne diyor? Bana ne, elin şeyi benden mi soruluyor? Bu batının temel fikridir. Egoizm onlardan bize bulaştı. İslam'da egoizm yok. Başkasını tercih etme ön plandadır. Fedakarlık övülmüştür. Batı felsefesinde de kendi çıkarın ön plandadır. Kendi çıkarın olmadan hiç yerleyemez bile adam, para almadan. Öyle bir kültürler var onların. Oradan da bize bulaştı. İşte böyle insanlar hayır yerlerine harcamıyor. Bana ne ya, elin okulu, hastanesi, camisi diyor adam. Zengin adam harcamıyor. Adam işi bozulmuş, iflas etmiş, iş bulamamış, fakir, çoluk çocuğuna kazanç sağlayamamış, yediremiyor, içiremiyor, giydiremiyor. Bana ne ya, gitsin çalışsaydı ya, ben onu kolayla mı kazandım diyor. Harcamıyor, fakire yardım etmiyor, zekatını vermiyor, sadaka vermiyor kimseye, hayır yerlerine para harcamıyor insanlar. Bu hale geldiği zaman, bu hale geldiği zaman iyilik etmiyor, iyice cimrileşmiş olduklarında. Tabii burada söylediklerimizde hep bundan sonra 3 madde gelecek. Bu bir, 2 de madde daha gelecek. Bu yaygınlaştığında, yaygın. Adem Aleyhisselam'dan beri, insan yaratıldığından beri iyi ve kötü var. Dualite var. Gece gündüz var. İyilik kötülük var. İyi insan kötü insan var. Dualite, ikilik var hep. İnsanda nefis var, ruh var. Hep ikili. İmtihan dünyası bu. Yani ta eskiden beri var bu. Yani şimdi söyleyecekler, cimrilik eskiden beri var. Bana ne ya diyor. Ben kendi işime bakarım zihniyeti. Bu münferit olduğu zaman değil bu söyleyeceğimiz. Şimdi bir şey söyleyecek alt tarafta. Yaygınlaştığı zaman, cimrilik yaygınlaştığı zaman. Kimse kimseye kuruş vermiyor. Bana ne, beni ilgilendirmez diyor. Hep egoizm genel hale gelmiş, yaygınlaşmış. Ve tebayau bil iğneti, iğne alışverişi, mübayaası yaptıklarında, iğne. Şimdi adam, para yok. Adama para lazım. Kızını gelin edecek, oğlunu verecek ama para yok. Fakat bu adam Müslüman, Müslümanlıkta, dinde de faiz haram. Faiz engelini aşacak adam. Yani uyanık, sizde bazen etmeyin. Eskiden beri insanlığa uyanıklık yapar. Yapmak istemişler. Bu iğne alışverişi de insanların uyanıklığına ait bir olay. Şimdi adam faiz yemeden para sağlayacak. Ne yapıyor? Düğün edecek, parası yok. Gidiyor buzdolapçısına, işte çamaşır makinesi satana, gardırop, bilmem koltuk satana, halı kilim, işte beyaz eşya, dayanıklı tüketim malları diyorsunuz ya, onun mağazasına alıyor hepsini. Abi diyor, ben 2 sene sonra ödeyeceğim. Kaç para? O da 50 liraysa 500 lira diyor ona. Hani 500 bin lira diyor mesela. Ondan sonra alıyor onu. O onun parası olmadığını, züğürt olduğunu biliyor. Gurursuz olduğunu, çulsuz olduğunu biliyor satıcı. Gel lan diyor buraya.
O malları bana diyor 100 liraya ver. 100 liraya. 100 lirayı verirse adam cebine 100 lira girecek. 100 bin lira yani. Tamam abi diyor. Al sana tık para diyor. 400'ünü 2 sene sonra ödeyecek. Böylece elde bir 100 bin lira geçiyor. Aha, buna iğne alışverişi derler. Güya faizi sollamış oluyor. Bypass ediyor faizi kendince. Bu haramdır, ribadır. Faizin kendisidir. İslam'da caiz değildir. Öyle değil. Aldın, vadeli olarak aldın malı şu mağazadan. Ondan sonra gittin başka yere. Abi alır mısın? Mal var elimde. Alır mısın? Şuradan aldım, buradan aldım söylemiyorsun. O mal var elimde, alır mısın? Alırım ya. Bakıyor güzel mallar. Güzel. Alırım. Ama peşin isterim. Tabii peşinse abi işte fiyatı şu olabilir. Tamam abi. Almış 500 bin lira borçlanmış. 200'e satmış başka. Ona bir şey demiyoruz. Başka adama satarsa. Bilmiyoruz. Böyle aynı adam. Aynı adama almış. Giderken gel ya buraya diyor. Biliyorum senin paran yok. Sat bunu ben diyor. Peşin para vereyim sana. Onu bana geri ver. Ha işte buna iğne alışverişi derler. İğne alışverişi derler. İşte böyle insanlar cimrileştiği zaman, iki hayır yerine para harcamadığı zaman, iki iğne alışverişi yaptıkları zaman ve tebeu eznebel bakar, sığır kuyruklarına tabi oldukları zaman. Şimdi tabii sığır kuyruğu ne demek? Sığır kuyruğu, sığır kuyruğu demek hocam. Yok, o demek değil. Eskiden tarla neyle sürülüyordu? Öküzle sürülüyordu. At zenginlerin aracıydı, çift aracıydı. At elde edilemiyordu, pahalıydı at eskiden. Herkes, köylüler, çiftçi tarlasını öküzle, inekle sürüyordu. Çiftçilikle uğraşıyor. Veya bunun anlamı tabii alt taraf ve terekul cihade fi sabilillah, para kazanacağım, daha çok zengin olacağım, daha müreffeh yaşayacağım diye çiftçilikle, çubucukla, bahçecikle, meyvecikle, sebzecikle uğraşıyor, ticaretle uğraşıyor, esnaflıkla uğraşıyor, askere gitmiyor, savaşı terk ediyor. Bu dünya ya niye öleyim ki ya, boş ver, ne olursa olsun diyor. Evet, cihadı terk ederse, evet, bunu Avrupa'da görmek mümkün. Avrupa'da görmek mümkün. Avrupalı, Amerikalı'nın ahiret inancı sıfır, zayıf. Çok, yok sanki. Tek derdi, devlet de garanti etmiş onu, açıkta kalan kimse yok, sigortalı herkes. Açtık ona da devlet şey diyor. Öyle bir sistem geliştirmişler. Onun için o endişesi de yok. Açıkta kalma endişesi de yok. Aç kalma endişesi yok. Onun için kazandığını o gün yemek istiyor. Zevkinin sonuna kadar kullanmak istiyor. Onun için cumartesiyi tatil ettiler. Eskiden biliyorsunuz cumartesi saat 1'e kadar çalışılıyordu. Bir pazar tatildi. Pazar tatildi kiliseye gitsinler diye. Ama yine de kiliseye gitmeyince şimdi adam şimdi zevk, dini duygular zayıflamış. Paris'ten direkt Alplere özel tren biliyorum. Hiçbir yerde durmuyor. Hızlı tren. Yarışıyorlar ya Japonya ile şimdi. Saatte 350 mi gidecek, 450 mi gidecek diye. Övünüyorlar. Cumartesi tatil ettiler. Bir hiç hızlı tren koydular doğrudan Alplere. Yani herif bir hafta çalışıyor. Paris'in cebine koyuyor. Alplere kayak yapmaya, orada buzlu içki içmeye gidiyor. Eğlenmeye, zevke gidiyor. Onun için cumartesi de tatil ettiler. Paraları o adamların, Müslümanların tembellikten dolayı uyuz uyuz otururken kaptırmışlar onlara. Her bütün zenginlikler onlar alıyorlar. O yiyecek adam, ahiret inancı da yok, kilise falan hiç öyle. Öldüğü zaman sadece papazı çağırıyorlar. Zevk. Son haddine kadar zevkine ermek istiyor. Evet. Paraya bak sen, yaşamaya bak sen. İç bade, sev güzel, ne ni umurun filan var. Şöyle sarhoşlan şarkılar var ya. Evet. Dünya var imiş, ne yok imiş, ne umurun falan diyorlar.
Yok. İşte bu, bunu anlatıyor Peygamberimiz. Her para, para diyor. Zevkimi tatmin edeyim ben. Günümü gün edeyim. Yarını hiç düşünmüyor adam. Kendini vermiş paraya, zevki sefaya, cihat, askerlik. Bana ne ya diyor, başıma kim gelirse gelsin. Ha sağcı olsun, ha solcu olsun. Hadi ha Fransız olsun, ha İngiliz olsun. Bana ne, ben zevkime bakarım arkadaşım. Bana dokunmasın da, bana sokmayan yılan bin yaşasın. Ben işimi, zevkimi tatmin edeyim de kim olursa olsun. Felsefesi yaygınlaşırsa. Ne diyor bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cihadı terk etmek bu demek. Evet. Allah yolunda zulmü önlemek için, evet, adaleti yerine hakim olmak düşüncesiyle cihadı terk ederse adam, zevk-i sefasına para kazanmaya dalarsa, edhalallahu aleyhim züllen, Allah onları zelil eder, hor, hakir eder. Evet, güçten, kuvvetten düşerler, kimse takmaz. Bunlar savaşmaz elen, gideriz, işgal ederiz, sömürürüz, kullanırız onları derler. Herkes tamaha düşer. Onlar hakkında güç kalmamıştır onların, gücü kalmaz. Ne zamana kadar? Zelil olurlar. La yarfa'uhu anhum hatta yuraci'u dinahum. Allah ne diyor? Cahidu fillah. Allah yolunda cihad ediniz. Zulmü önleyiniz. Irzınızı, namusunuzu lekeletmeyiniz. Evet. Vatan namus demektir. Irz namus demektir. Çiğnetmeyiniz. Ölünüz, namusunuz çiğnetmeyin. Allah'ın emri bu. Allah'ın emri bu. Evet. Bana ne ya? Ben zevkime bakarım deyip cihattan kaçarsa, gitmezse, bu duygu yaygınlaşırsa, Allah yolunda cihad edin, zulmü önleyin, adaleti yerinize hakim kılın, ahlak hakim kılın. Burada ölün emrine dönünceye kadar onlar rezil, rüsvay olurlar, hor, hakir olurlar, başkasının boyunduru altında kalırlar, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, elhamdülillah biz bu maddeden dünya milletler arasında sınıfı geçecek olan milletlerden biriyiz diye düşünüyorum ben. Belki taraf tutuyorum ama sanki biz ötekilere göre iyiyiz. Bunu da delillerimiz var. Şimdi askerlik de ölme öldürme sanatını öğretme yeri askerlik. Biz kimseye durup dururken öldürmeyiz. Dinen de doğru değil, kanunen de doğru değil. Ama Çanakkale gelir de senin namusun kirlettim derse, İzmir'e çıkar da köyleri basar da karılara kızlara tasallut ederse, biz ölürüz, namusumuzu çiğnetmeyiz diye gider ölürüz. Bunun için askerliği öğreniriz. Karşı koymak için askerliğin anlamı budur. Onun için şimdi askerliğe giderken bu duygu çok güzel. Davul zırlayına, çalgı zırlayla oynaya oynaya gidiyor. Nereye gidiyor? Askere gidiyor ama şimdi şu anda kör kuruşunu gidebilir. Nöbette şimdi Mehmet. Dağlan başında. Tehlikeye gidiyor ama hiç umurunda değil. Vatan için bin canım feda olsun. Aha, bu duygu çok güzel. Bu duyguyu kaybetmiş. Kaçıyor askerlikten. Para verin gitmeyeyim diyor. Yaşamak daha güzel. Şarabımı içeyim, zevkime bakayım. Bu yaygınlaştığı zaman işte ticarete, esnaflığa, ziraata, karnını doyurmaya bak sen, ne işin var ölmekte? Parayı cimrilik yapmış, faizciliği almış yürümüşse zelil olurlar. Dinin emrine dönünceye kadar da zillet onlardan kalkmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şerefli yaşayacaksan icabında ölmesini bileceksin. Evet, vatan pahalıdır. Ucuz değildir. Şimdi biz bu vatanı kuruncaya kadar, bağımsız devlet kuruncaya kadar milyonlarca şehit vermişiz. Adım başına şehit kanıyla yorulmuş bu vatan. Ucuz değil, çok pahalı. Ağlıyor bazı yerler. Ağlamayla olmaz arkadaş. Ölmeyle vatan kazanılır. Savaşmasını bileceksin. İcabında sana tasallut etmek isteyene dur demesini bileceksin. Burada gözün kırpmadan ölmeye hazır olacaksın ki şerefini koruyabilirsiniz diyor Peygamberimiz. Yoksa şerefsiz yaşarsınız,
zillet içinde kalırsınız. Her gelen ayağıyla tekmeler sizi. Yür lan der, atır, kalk git der. Onurlu yaşayamazsınız diyor. Ne kadar güzel bir prensip. Elhamdülillah milletimiz de bunu benimsemiştir. Askere davul zurnayla eğlene eğlene gider. Şenlik gibi gider. Yani korkmaz yani demek istiyorum. Savaşmaktan korkmaz. Tabii bunu da şunu söylemek istiyoruz bu hadisle de. Askere çağıracaklar oğlanı. Hemen babası gidiyor. Güneydoğu'ya düşerse orada sıcak çatışmalar var. Ölebilir. Doktor ya bunu halledelim şunu bir çürük raporu ver de. Bunlar en büyük günahtır. Allah ortak koşmayla beraberdir. Bu benim uydurmam değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde sayılmıştır. Büyük günahlar. Allah iki demek büyük günah. Askerden kaçmak büyük günah. Yani cepheden kaçmak büyük günah olduğu gibi. Şimdi askere diyorlar. Bir kısım askerimiz bizim dağ başlarında, sınır boylarında gece gündüz eli Thompson'la nöbet tutmazsa ben burada konuşamam. Sen beni dinleyemezsin. İbadet edemeyiz. Namusumuzu çiğnerler. Arkadaş, onun için bundan da dönmek yok diyor Peygamberimiz. Ya para vereyim de ben gitmeyeyim. Yanlış. Gideceksin. Takdir bozulmaz. Kimin şansınıysa o ölecek. Ben veya sen. Bunda herkes ölmeye hazır olmalı. Herkes ölmeye hazır olmalı. Kaçmamalı. O çürük rapor almak veya başka rüşvetler vererek şuraya düşmesin buraya. Bunlar çok yanlış. Ondan sonra sabaha kadar tehcüt kıl. Her sene ömreye git. Seni kurtaramaz. Allah iki demekle bir diyor. Peygamber söylüyor. Harpten kaçmak, savaştan kaçmak, askerlikten kaçmak. Efendimiz de ona dikkat çekiyor. Zelil olursunuz. Dünyada şerefinizle yaşayamazsınız. Hor hakir olursunuz. Cihat emrine dönünceye kadar diyor. Ahmed İbn Hanbel Tabarani Beyhaki Abdullah İbn Ömer Hazretlerinden nakletmiş bu hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun. Amin. Demek ki tarımla uğraşmak bir yönden de bu. Sınırların kuyruğuna yapışırsanız demek, tarımla uğraşırsanız demek bu. Demek ki tarımda yetmez. Kur'an-ı Kerim'de وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوْوَ Düşmana karşı kuvvet hazırlayın. Allah'ın emri ne? O fantom yaptıysa sen daha üstünü yapacaksın arkadaş. O atom yaptıysa sen daha üstün bir bomba yapacaksın. Buna Müslümanlar mecbur. Çünkü Müslümanlar ve kezalike cealnâküm ümmeten vasatan litekûnü şühedâ alennâs. Bütün insanlara örnek millettir. Allah öyle söylüyor. Sen onları örnek almayacaksın. Onlar seni örnek alacak. Nerede? Ahlakta, adalette, refahta, teknikte, her şeyde, ilimde. Sen yüksek olacaksın. Rica edebilir miyim? Bana da öğretir misin? Sana rica edecek. Sen bir gavura rica edebilir miyim dedin mi? Zillet değil mi bu? Yalvarmaktır bu ya. Yalnız namaz kılmayla bitmiyor iş. Hepimiz her kendi sahasında en iyisini yapmakla yükümlü. Vasat ümmet bu demek. Demek ki endüstride, sanayide en zirvede Müslümanlar olacak. Olması lazım Allah'ın emrine göre. Bu hadis onu da söyler aynı zamanda. Onu da söyler. Aksi halde bir beş vakit namaz değil. Bunlardan da hesaba çekilecek. Niye el açtın elin gavuruna? Sen insanların örnek milleti olarak yarattın. Sen ona gittin, onu örnek aldın. Neden? Bir soru da oradan gelecek. Allah bizi tembellikten halas eylesin. Amin. Cimrilikten halas eylesin, kurtarsın inşallah. Korkaklıktan da halas eylesin, kurtarsın inşallah. Amin.